Kameram açık. Prezentasyon gözüküyor mu Hakan? Hakan? Evet, evet. Her şey yolunda. Tamam, teşekkür ederim. ederim. Sayın meslektaşlarım, hoş geldiniz öncelikle. E, TSRM Yönetim Kurulu'na ve TSRM e, Webinar Düzenleme Heyetine çok teşekkür ediyorum nazik davetleri için. Biz TSRM bünyesinde e, jinekolojide görüntüleme isminde özel bir ilgi e, alanı oluşturduk. Burada e, hedefimiz bizim bu kongreler öncesinde yapmış olduğumuz kurslarla ya da yıl içinde yaymış olduğumuz küçük workshoplarımızla beraber jinekolojide görüntülemeyi meslektaşlarımıza biraz daha e, olgunlaştırmak açıkçası. Bu webinar da onun parçası aslında. E, sizlerle ben bugün Adolesanlarda endometriozis olur mu, olursa nasıl gözükür bunları tartışmak istiyorum. Önce sizlerle biraz patogenezinden endometriozin bahsedip daha sonra adolesanlardaki klinik görüntüsü nasıl oluyor, nasıl tanı koyabiliriz ve çok kısa da yönetimiyle ilgili konuşmak istiyorum. Hepimizin bildiği endometriozin anahtar biyolojik faktörleri var. Nedir bunlar? Mutlaka bir kronik inflamasyon var ve östrojene bağımlılık var. Tüm bunlara bağlı olarak da hastalığın persistansı, beraberinde olan inflamasyonu, fibrozizi ve nihayetinde de Komşu organlarındaki yenilikler, yeni değişimler, e, remodelinglerin yapılan, yapılanmasındaki değişiklikleri görüyoruz. Şimdi hastalık nasıl, neden oluyor? Bir kere dedik ki östrojen var. E, endometriumun stromal hücrelerinde aromataz ve sikle seviyeleri çok yüksek seviyelerde. Daha fazla salgılanıyor bunlar. E, aromataz daha fazla salgılandığı zaman östrojen artıyor. Östrojen direkt zaten siklooksigenazı uyarıcı etkisi var eee üretiminin. Siklooksigenaz arttığı zaman prostaglandinler artıyor. Prostaglandinler artınca o star pathway'de aromatazı arttırıp en nihayetinde yine östrojen. Dolayısıyla böyle bir inflamatuar hücreler artı inflamasyon artı östrojen dominansı olacak şekilde bir kısır döngünün içine giriyor endometriozisde. Şimdi endometriozisde e, nedir bizim e niye oluşuyor ile ilgili olarak hipotezlerimiz en çok kabul görmüş olan bu Samson's teori, Samson's teori dediğimiz retrograd menstruasyon. Subaları açık olan her kadının adet döneminde neredeyse her kadının batın içinde hepimiz ultrason yaptığımızda görüyoruz bir miktar kan ve bununla birlikte endometriyel doku fragmanları herkeste var. Ama niçin her kadında endometriyozis olmuyor? Bununla ilgili olarak moleküler çalışmalar yapıldığı zaman görülmüş ki Endometrium'un stromal hücrelerinde bir takım epiketik, epigenetik değişiklikler oluyor. Epigenetik değişiklik demek şu demek DNA sekansında herhangi bir değişiklik yok ama metilasyonuna bağlı en sıklıklı o ki mekanizma bu oluyor. Metilasyonun fazla ya da az olması ile ilgili olarak genlerin ekspresyonu ile ilgili değişen şeyler var. Stromal hücrelerde bu epigenetik modifikasyonlara bağlı olarak östrojen reseptörünün işte bu beta'nın alfa'ya göre daha çok yükselmesi, e, SF1'ın yükselmesi, progesteron reseptör direnci bunlara bağlı. E, bu hücrelerde yani stromal hücrelerde mutasyon saptanmamış. Fakat yakın zamanda yapılan çalışmalarda epitelial hücrelerde yüksek mutasyon frekansı görülmüş. Epitel hücrelerdeki bu mutasyonlar da malin epitel hücrelerdeki mutasyonlar gibi işte KRAS'lar, PIK3, kinazlar, arit a gibi mutasyonlar izlenmiş. Bu bize yavaş yavaş farklı yerlere götürmeye başlıyor. Bu çalışmada endometriyotik lezyonlardan ne kadarında mutasyon diye baktığında %50'sinden fazlasında mutasyon tespit etmişler. Bu PIK3 kinazın en fazla tespit edilmiş arkasından keras izlenmiş ve bu bize biraz da şunu gösterdi. Bu retrograd menstruasyondaki yani o endometriyumdan peritoneal kaviteye e, yerleşip buradan endometriotik lezyonlara sahip e, sebep olmasını aslında bir pet pathway'ini gösterdi bu dnr çalışmaları. Şöyle ki bu çalışmada ötopik endometriyum örneklemeleri ve endometriozis odaklarından alınan hücrelerde analizler yapıldığında bu mutasyonların birbirlerine benzer olduğu bulunmuş. Aynı hastalarda benzer mutasyonlar saptanıyor. Lezyonlar birbirlerinden çok farklı olsa da işte endometrioma da olsa, rektum üzerindeki bir nodül de olsa, yüzeyel bir şey de olsa. Dolayısıyla bu bize bir DNA kanıtı oluyor. Retrograd menstruasyondan kaynaklandığına dair. E peki adolesanlarda nasıl endometriozis olacak? Şurada birkaç senedir adet görüyor olacak ya da 4-5 senedir adet görüyor olsun. Niçin adolesanda ya da nasıl adolesanda endometriozis olabilir? Burada da şu var. Bir yeni doğan anneden ayrıldıktan sonra annede anneyken intrauterin hayatta maruz kaldığı yüksek progesteron bir anda ortadan kalkıyor. Dolayısıyla bir progesteron çekilme kanaması yaşıyor. E biz bu kanamayı neonatalde hiç görmüyoruz. Hani e, vajinasından kan çıktı, hiçbir bebek bize jinekolojiye konsültasyona getirilmiyor. Getirilmiyor çünkü yeni doğanlarda korpusla serviks oranı ters. Serviks çok uzun, iki katı daha uzun korpus kısmına göre. Ayrıca servikal kanal da e, içinde çok kalın bir mukus var. Dolayısıyla fonksiyonel olarak bir tıkaç görevi yapıyor serviksin aslında hem uzun olması hem içindeki tıkaçtan dola, e, ser, mukustaki, mukustan dolayı bir tıkaç olması nedeniyle. Dolayısıyla retrograd bir e, o kanama retrograd e, kanama e, peritoneal boşluğa geçiyor ve burada bu hücreler dormant bir şekilde peritonda peritonun altında bekliyorlar. Ne zamanki işte östrodiol yükselmeye başlıyor. Yavaş yavaş aktive aktive oluyor ve adet döngüsüyle birlikte repetitif olarak bu hücreler buraya geçmeye devam ettikçe de endometriozis oluşuyordur denilen bir hipotez bu. Peki endometriozis ne sıklıkta görülüyor? Baktığımız zaman üreme çağındaki kadınların yaklaşık %10'unda, erişkinlerde bu izleniyor. Fakat daha detaylı baktığımız zaman yeni bir çalışma bu da. 1000 e, tane hastaya jinekoloji polikliniğine gelmiş, ultrasona yönlendirilmiş hastalara detaylı bir şekilde bir ultrason yaptığımızda aslında e, bu oranın %19'lara yani neredeyse 20'lere kadar çıktığını görüyoruz. Peki niye burada farklılık var? Yine bakandan dolayı farklılık var. Bu çalışmadaki tüm ultrasonları yapan kişi 3 yıl e, jinekolojik ultrasonla ilgili olarak bir yan dal yapmış. Tersiyer bir endometriozis kliniğinde çalışıyor ve 4000'den fazla sadece jinekolojik ultrason yapmış birisi. Dolayısıyla e, burada çok net bir şekilde geliyor, görülüyor ki deneyim arttıkça yakalama oranımız da artıyor. Eskiden infertil hastanın değerlendirmesinin parçası diagnostik laparoskopiydi. Bunun yapıldığı dönemlerdeki veriler infertiliteyle karşımıza gelen hastaların yaklaşık %40'ında endometriozis buluyoruz. Daha sonra işte yine diagnostik laparoskopinin rutin infertilite araştırmasından çıkarılması, yerini görüntülemeye yavaş yavaş bırakmasıyla birlikte neler oldu diye bakacak olursak 10.000 kadın yılında 30 tane gözüken endometriozis insidansı 10.000 kadında 17'ye düşmüş durumda. Yarı yarıya neredeyse bir düşüş var. Sart datasına bakacak olursak da endometriozis ve infertilite hastalarının %11'inde. %40'lardan %11'lere bir düşüş var. Burada hastalığın sıklığında bir azalma yok. Bizim tanı koyma ile ilgili sıkıntılarımızın olduğunu gösteren bir veri aslan bu. Şimdi 25-35 yaş arası hastaları biz daha fazla görüyoruz. 35'lere daha yakın hatta geliyoruz. Çünkü hastalar işte endometriyazla bağlı olarak işte çocuk sahibi olamıyorum diye ya da artık ağrı şikayetlerim var diye karşımıza daha çok geliyor. Ama biz adolesanlarda endometriyozin prevalansını bilmiyoruz. Adolesanlarda endometriyozin varlığı ile ilgili olarak hala biraz dirençliyiz açıkçası. Bu hasta 30 yaşında bir hasta ve Adetlerim başladıktan bir kaç sene sonra gittikçe oturan her adet döneminde çok ağrılı adetlerimin olduğunu adetlerim var diyen bir hasta. Yani 30 yaşında şu görüntüye gelmek herhalde son 1-2 sene içinde olmuş olması çok aklakar değil. Bu geçmişi olduğunu gösteriyor aslında bu görüntü. Peki yine devam edecek olursak endometriozin tanısındaki gecikmemize yine IVF datalarına bakalım. Bin küsür tane hastayı tedaviye, ilk IVF tedavisine alıyoruz ve bu hastaların %22'sinde detaylı ultrason yaptıktan sonra endometriozise dair ultrason belirteçleri buluyoruz. Burada enteresan olan kısım, bu tanı almış olan hastaların %76'sı endometriozisizin olduğundan haberi yok. Yani bu kadar hastada e, tanı atlanmış bir başka deyişle. Yine 10 tane endometrioz olduğunu bildiğimiz hastayı biz aktif bir şekilde aklımıza bu hastalık gelip araştırmadığımız takdirde 6 tanesini senin bir şeyin yok deyip kapı dışarı gönderiyoruz. Ortalama 5-10 yıl ki hani İtalyanlar ki bu işte bu kadar çok emek harcayan ülke e, olarak sağlık politikalarının içinde endometriozisi çok yerleştirmiş olan bir ülkede bile 11.2-12 yıllardan bahsediliyor. Şikayetler başladıktan sonra tanıya kadar geçen süre yine bir en az bir dekat sürüyor. Adolesanlarsa durum daha vahim. Bunlar tanıları adolesanlıktan erişkinliğe gelene kadar 7 tane işte aile hekimi, 3 tane kadın doğumcuyu görmüş oluyorlar. Endometriozis'in kesin tanısı konulana kadar. Ve adolesanlar erişkin kadınlara kıyasla 3 kat daha fazla bekliyorlar yardım istemek için. Neden? Çünkü bir hala ülkemizde de dünyada da menstruasyon adet bir stigma halinde ve e, bunun için yardım istemek belki ayıp, belki e, konuşulamayan şeyler halinde hala ne yazık ki kalmış durumda. Ve ağrı gözüken bir semptom değil. Bu çalışmada New York'taki bir lisede yapmışlar ki burada işte endometriozis olan bir kız adet dönemlerinde işte beden eğitimi dersine giremediği için arkadaşları işte ne ağlak kızsın hadi birazcık daha güçlen gibi telkinlerde bulunuyorlar sonra hastalığı arkadaşlarına anlattıkları zaman arkadaşların söylediği şey ha diyabeti olmuş olsaydı ben daha iyi anlardım bu kramplarına kıyasla çünkü hani bunun sonuçlarının ne olduğunu biliyorum ona daha destek olurdum diyor. Dolayısıyla hani hastalık gözükmüyor. Ne kendisiyle ilgili olarak hasta hani genç kız da gerçekten ağrım var mı? Ben bunu kafamdan mı uyduruyorum? Psikolojik bir şey mi diyor. Ve bununla ilgili destek alamadıkça da daha kendini izole hissetmeye başlıyor. Eee sırasında ağrı disparoni içinse bunu erkek arkadaşına söylemekte çekiniyor. Arkadaşlar arasında bir dedikodu malzemesi olmak istemiyor, e, kendinden büyüklere erişkinlere e, adolesan cinselliği çok hani o yaştaki bir genç kızın anlatmaktan çok hoşlanmayacağı ya da çekineceği bir durum olduğu için bu bütün bu faktörleri kattığımız zaman adolesanlar daha geç e, yardım istiyorlar. Sadece hani hem e, hastaların endometriozisle ilgili bilgi yoksunluğu ve hani başvurmasıyla ilgili problem yok. Aynı zamanda e, bizlerin de direnci var. Çünkü biz bu kadar genç yaştaki işte bir adolesanda bir endometriozisi yakıştıramıyoruz. Bunu eşleştiremiyoruz kafamızda. Ve e, bizim bilgi eksikliğimizin kaynaklanmasından dolayı bu hastalıkta da gecikme oluyor. Evet hani karşımıza geldiğinde bir işte abdominal ultrason isteniliyor ama abdominal ultrason yüzde on hastayı aydınlatabiliyor. Yine burada 300'e yakın hastaya baktıklarında genel jinekoloji polikliniğine gönderilmiş, ultrason için gönderilmiş hastalar bunlar ve e, ultrason indikasyonu olarak bakıldığında %10'u sadece dismenore bu adolesanlarda. Ama bu hastalar detaylı bir anemnezleri alındığı zaman aslında %54'ünün dismenöresi olduğu ortaya çıkıyor. Bu da bize menstrual ağrının menstrasyonun adet adetin ayrılmaz bir parçası, önlenemez bir parçası olarak düşünmeyi, daha doğrusu normalize ettirmeye çalıştığımızın bir göstergesi. Ve bu kız çocuklarında dismenoresi olan bu çocukların e, bu hastalarda 21'inde endometriozisin ultrason belirteci daha sonra e, bulunmuş. Peki bizde hani böyle kırmızı bayrak kaldırmamıza sebep olacak bazı şeyler var, e, uyanıklığımızı arttıracak olan adet dönemlerinde e, uzun süren nonsteroid kullanımı varsa, sıklıkla okuldan gün kaybediyorsa, ailede endometriozis öyküsü varsa, 18 yaş altında oral kontraseptif e, verilmişse bu bize endometriozis açısından uyanık olmanız gerektiğini, olmamız gerektiğini gösteriyor. Peki endometriozis düşündüğümüz bir hasta olsun, bir adolesan olsun. Biz nasıl yaklaşmalıyız bu kıza? 14 yaşında jinekoloji konsültasyonuna dismenörü diye bize yönlendirilmiş. Fizik muayenemizi yaptığımızda işte aknesi var abdominal muayenesini yaptığımızda hafif bir hassasiyeti var altı pelvik alanda. BMI'i güzel. Menstrual periyoduna baktığımız zaman sıklıkla nonsteroid antiinflamatuar aldığını görüyoruz. Bazen okulu yani genellikle okulu, okul günlerini kaçırıyor adetinin denk geldiği günlerde ve bize kendisi de ailesi de bu şikayetlerinin neden olduğuna dair bir açıklamayla bekleyerek geldi ve bize de bir ultrason yapın, bir abdominal ultrason yapın diye gönderilmiş. Şimdi e, sorgular, ki, sorgulamamız lazım. Önce düzgün bir anemnez almamız gerekiyor. Her zaman bize işte propedotik 3. sınıfta öğretilen şeyler düzgün bir şekilde anemnez almamız. endometrize yönelik olarak sormamız gereken şeyler adet dönemlerinde ağrı hissediyor musun ve önümüze e, o İsterseniz o e, nedir o resimli olan VAS skorları, işte 0 ile 10 arasında kaç puan verirsin, isterseniz o şeyi kullanabilirsiniz, yüzlerin işaret olduğu, ağlayan yüz, gülen yüzlü olanları. Bunu da kullanabilirsiniz ya da hastaya direkt 0 ile 10 arasında kaç puan verirsin diye sormamız gerekiyor. Bu gerçekten çok önemli e, VAS skorları çünkü hastalar e, vermiş olduğunuz tedavinin bir süre sonra alışıyor ve Hani siz sorduğunuz zaman şimdi nasılsın? Eh işte dediğinde hani daha elinizde objektif bir şey göreceli olarak daha objektif bir şey olması için bunu sorgulamakta fayda var. Çünkü ben mesela bir notumda yazmışım hastaya o gün sorduğumda ağrı kaç puan verirsin adet dönemlerinde hissettiğinde 9-15 falan demiş yani öyle bir sayı yok ama 9-15 demiş. 9-10 arası demişim. Ondan sonra bir süre bir tedavi verdikten sonra tekrar sorduğumda e yani işte iyi oldu ve kaç puan verirsin? E 4 veririm. Denildiğini hastaya da bunu göstermek için hem de gerçekten cevabı nasıl olduğunu görmek için bunu sormakta fayda var. Sadece şiddetli dememek lazım. Adet dönemlerinde ağrı kesici alıyor musun? Hiç doğum kontrol hapı aldın mı? Aldığında ağrılarında bir değişiklik oldu mu? Bir rahatlama oldu mu? Hiç ağrıdan dolayı okula gitmediğin zamanlar oluyor mu? Adetin ortasında işte ovülasyon döneminde ağrın var mı? Eğer e, cinsellik yaşadıysan İşki sırasında ağrın oluyor mu? Dışkılamada ağrın var mı? İdrarda ağrın var mı? Bunları tek tek sormak gerekiyor. Ve e, adolesanlarda gastrointestinal sistemin e, semptomlarıyla bu karışabildiği için yeme, yani yemek yeme dışında da e, bir karın ağrısı hissediyor musun? Çünkü çok tarif edemeyebilirler. Biraz ona yönlendirmek gerekiyor. İşte bulantı kusma e, epizotları oluyor mu? Konstipasyon diğeri epizotları oluyor mu? Bunları sormak lazım. Ve aile öyküsünü yine değerlendirmek gerekiyor. Bu hasta Virgo 14 yaşında az önce bahsettiğim ilk adetine 12 yaşında olmuş ve dismenora için 8 veriyor VAS skoru ve ovülasyon dönemlerinde de 7 puan veriyor e, buradaki ağrıya. Düzenli adetleri var. E, zaman zaman konstipasyon ve diare atakları var. Herhangi bir sistemik hastalığı yok. Geçirdiği bir ameliyatı yok. Ondan sonra aile öyküsüne baktığımız zaman da e, annesinin de endometriyozinin olduğunu ve progesteron tedavisi altında olduğunu görüyoruz. Zaten e, şöyle ki hani ailenin de çocuğunu dismenöre nedeniyle hastaneye daha geç getirmesi ya da doktora daha jinekoloğa daha geç geçirmesinin sebebi Genellikle aile öyküleri olduğu için tanısı konulmamış. işte bir, e, belki hani histerektomi bile olmuş olanlar olabilir içinde. Şöyle oluyor. Benim de zaten genç kıskan adetlerim ağrılı olurdu. Doğum yaptım. Doğum kontrol hapı kullandım. Adetim geçti. Büyüyünce geçecek. Yani bu değil. E, orada dikkatli olmak gerekiyor. Aileleri de bilgilendirmek açısından. Peki Adolesanlarda endometriozun semptomları nasıl daha farklılık var mı diye bakacak olursak dediğim gibi 200 yani 70 tane endometriozu olduğu için gönderilmiş olan hastanın içinden ultrason bulguları olan endometriozus bulguları olanlar bakıldığında yine en sıklıkla karşımıza dismenöre çıkıyor yüzde 86'ında var bunu takiben e, yoğun adet kanaması var dolayısıyla yani bunu da e, ciddi bir şekilde e, sorgulamak gerekiyor. E, yine burada da işte e, pictorial blood assessment diye bir takım şeyler var. İşte e, resimler var. O resimleri gösterip işte ne kadar e, kanamasının olduğu ile ilgili olarak bir bilgimiz olabilir. Cinsel aktif olanlarda disparoni şikayeti yine olabiliyor. Diskeziya olabiliyor. Yani bağırsak semptomları da e, olabilir. Kronik pelvik ağrı da adolesanlarda karşımıza gelebilir. Bu dismenoresi olan hastalara baktığımızda ise burada da yani hem %100'ünde dismenor olan hastada yine adolesanlarda disparoni, bağırsak semptomları ve yoğun adet kanaması oldukça sık eşlik ediyor. Dolayısıyla adolesanın endometriozis şikayetleri ile aslında erişkinin endometriozis şikayetleri arasında çok büyük bir fark yok. Sadece biraz daha dinlememiz gerekiyor. Peki sırada ne yapıyoruz? Zaten bize hani ultrasonu gönder diye gelmişti. Şeyi de yaptık. İşte jinekolojik öykümüzü de aldık. Hemen biz onu bir radyolojiye, ultrasonu ya da MR'a gönderelim mi? Hayır. Fizik muayenemizi yapalım. Ailenin de onama alınarak ve bu muayenenin bize katacaklarını düzgün bir şekilde anlattıktan sonra cinsel aktifse, vajinal değilse aslında rektal tuşe yapmak gerekiyor. Çünkü e, bu basamağı atlasak da çoğu zaman bu hasta popülasyonunda e, adneksiyel kitleleri palpe etmemize yarıyor. Sakroterin ligaman hemen parmağımızın ucunda olmuş oluyor. Buradaki kalınlığı, sertlik artışını, retraksiyonu hissedebiliriz. E, Rektovajinal septumdaki nodülleri hissedebiliriz. Dolayısıyla fizik muayenede Olmazsa olmaz parçası aslında. Peki görüntülemeye geldik. Üç tane yönü yöntem var. Transabdominal, transvajinal, transrektal. Transabdominal bakarsak ancak sadece endometriyomaları görürüz. Bütün e, e, şeyi göremeyeceğiz. E, senaryoya hakim olamayacağız. Dolayısıyla bu birinci planda tercih ettiğimiz şey değil. Şimdi e, neler gözüküyor ultrasonda? endometriozi olan hastalarda bu e, yani seçilmiş bir popülasyon VAS skoru 7 ve üzerinde olan dismenera için adelosan hastalara baktığımızda ultrason görüntüsü endometriozis ultrason görüntüsü bulunma olasılığı 35. Bu yüzde 35 de bu arada bir veya daha fazla ultrason bulgusu olanlar. Nereler sıklıkla tutuluyor diye bakacak olursak adalosanlarda, ultrasonda bulduğumuz görüntülere en sık arka kompartman tutuluyor. Takiben adenomyozis bulguları başlıyor. Daha sonra endometrioma. Posterior kompartman e, endometriozislilerin %53'ünde posteriorda var, %51'inde adenomyozis var, %41'inde endometrioma var. Posterior kompartmanda da sıklıkla tutulan yer sakroterin ligamanlar. İzole olarak da yine aynı yaş grubunda yani sadece bir tane endometriozis bulgusu olan e, adolesanlar da var. Bunlara baktığımızda genellikle birden fazlalar bu arada. Tek bulgusu olan %21'i çoğu birden fazla bulgusu var. Tek bulgusu olanlara baktığımızda da en sıklıkla karşımıza adenomiyozis geliyor. Takiben sakroterin ligament tutulması daha nadir olarak da tek başına endometriomamız var. Yani Endometrioma görmediğiniz hastalarda da buradan bir başka çıkarabileceğimiz sonuç. Endometriomayı izlemediğiniz hastalarda pelvik endometriozis ya da uterusda adenomyozis olabilir. Birkaç tane ne diyeyim? Trik var diyeyim ultrasonu yaparken. Bir tabii ki en önemlisi transvajinal yapmak kolay. Cinsel aktif olanda ama transrektal e, ultrasona ikna etmek gerekiyor. Karşılığında alacağımız bilgilerin önemi anlatıldığı takdirde aileye de düzgün bir şekilde bilgi verildiğinde e, bu yapılabilir. Transrektal ultrason uygulanabilir. Şimdi e, adolesanlarda lezyonların boyutları daha küçük olduğu için ee, bu probun üzerine normal azıcık bir e, jel koyarak yaptığımızdansa bir miktar daha e, jel koyacak olursak bize bu akustik pencerenin özellikle vajen ve etrafındaki dokuları ayırt etmemizde daha fazla fayda sağlıyor akustik pencereyi artırarak ve e, bilgimiz daha fazla oluyor özellikle küçük şeyleri görmemiz çok çok daha kolay oluyor bunun dışında ee, özellikle bu, birazdan konuşacağız ama soft marker dediğimiz markerlarımız var. Bunlara daha önem vermemiz gerekiyor çünkü küçük olduğu için gerçekten görmek daha zor olabilir. Nedir bu soft markerlar? Birazdan bahsedeceğiz ama kulak dolgunluğu olsun. Site-specific tenderness ve e, organ mobilitesinde azalmanın görülmüş olması bize uyarıcı olacaktır endometrioz için. Şimdi endometri az önce de gördük zaten endometriomayı görmek yeterli mi? Değil. Endom gerçekten endometrioma sadece endometriozis eşittir endometrioma değil. Endometriomanın ötesinde bakmak gerekir. İki sebepten dolayı bir tanesi izole endometrioma yani tek başına endometrioma başka hiçbir pelvis tertemiz bir gıdım endometriozis yok pelviste olma olasılığı %15. %85 pelvik endometriozis ve veya adenomiyozis eşlik eder endometrioma tespit ettiğiniz hastalara. Ve e, izole endometrioma adenomiyozis ve sakroterin ligaman pozitifliğinden çok daha nadir. Ve tek başına bu arada endometrioma görmemiş olmak da pelvik endometriozis yoktur anlamına gelmiyor. <laughs> Dolayısıyla bizim amacımız endometriozizi tanısını pelvik endometriozisin tanısını koyabilmek. Bunun için White Journal'da daha önce de konuştuğumuz IDEA grubunun bir konsensusu yayınlandı. Burada amaç endometriozisin ultrasonografik bulgularını sistematik bir şekilde bize anlatmaktı. Şimdi başlayalım. Bir kere endometriozisin geniş spektrumlu bir hasta, hastalık olduğunu ve birden fazla lokasyonda olabileceğini unutmamak lazım. Ultrasonda neler görüyoruz? Overde endometrioma, uterusda adenomiyozis görüyoruz. Yüzeyel endometriyozizimiz var. Derin infiltral endometriyoziz burada peritonun işte 5 mm ve üzerinde bir invazyonu söz konusu. Perikadezyonları görüyoruz. Duklasta obliterasyon görüyoruz. Kesin overler görüyoruz. Hidrosalpings görüyoruz. Çok farklı bir e, yaygın bir pencereden bakmamız gerekiyor. Ultrasonun bana kazandırdığı bir dolu yararlı tarafı var. Bir bir kere fizik muayenemin artık bir parçası olmuş durumda. Bunun devamı gibi düşünmek lazım. Dinamik olması benim için çok büyük bir avantaj. Çünkü organların mobilitesini değerlendirebilirim. Site specific tenderness dediğimiz şey de muayene sırasında hastanın ağırlı olduğu noktaları bize geri bildirmesiyle bizim bu bölgeleri daha dikkatli bir şekilde bakmamıza sağlıyor. Dezavantajı ne? Ultrason operatöre bağlı. Biz neyi bulmak istiyorsak onu görüyoruz. Eğer bulmak istediğimiz şey endometriozizi daha detaylı görmekse bunu görmek söz konusu ama biraz gerçekten emek vermek lazım. Endometriozis'in ultrasonunun amaçlarından bir tanesi bir bir kere bir an önce tanısını koyup medikal tedaviye başlamak istiyoruz. Ee, hani diagnostik bile olsa laparoskopiyi bir kenara bırakıp e, tanısını koyup medikal tedaviye gitmek istiyoruz. Eğer cerrahi planlanacaksa da cerrahide sürpriz istemiyoruz. Düzgün bir şekilde planlamasını yapmak istiyoruz. Hastadan yetersiz alınmış e onamların olmaması lazım. Sizin cerrahi ekibinizin buna göre hazırlıklı gelmesi gerekiyor. Ve hani açtım baktım bu beni açtı bu kadar da kötü beklemiyordum deyip kapatıp hastanın tekrar cerrahi olması istediğimiz şeyler değil. Şimdi ideal konsensusunun amacı neydi? Ultrason muayeneleri standart bir şekilde yapmak istiyoruz. Ve e, istediğimiz şey hepimiz standart olarak bunu raporlayalım aynı terminolojiyi kullanalım. Gözümüzü kapadığımızda bir arkadaşım bana şurada şu şu var dediğinde benim onu o şekilde hayal edebiliyor olmam gerekiyor. Hastalara vermiş olduğumuz hizmeti arttırmamız gerekiyor ve bunu yine çalışma amaçlı kullandığımızda birbirimizden farklı şekillerde eğer bu tanımlamaları yapacak olursak o çalışmaları da karşılaştırmak mümkün olmayacaktır. Konsensin dört tane komponenti var. Bunlar sırayla yapılmak durumunda değil. Sırasını siz kendiniz Ultrason yapma şekline göre değiştirebilirsiniz. Ama kabaca şunlardan oluşuyor. Uterus ve adnexlerin değerlendirilmesi. Uterus'ta adenomyoziz var mı yok mu? Over'de endometriyoma var mı yok mu? Adnekse hidrosalping, sematosalping var mı? İkincisi derin infiltran endometriyoziz var mı? Üçüncüsü sliding sign'a bakıyoruz. Anlatacağım birazdan ve az önce biraz bahsettiğim sonografik soft markerlar dediğimiz işte site specific tenderness hastanın probun palpe ettiği yeri diyeyim. Çünkü prob artık parmağımız gibi olmuş durumda. Palpe ettiği yerde hastanın hissettiği ağrıyı bize bildirmesi, organların mobilitesi, overin mobilitesi ve lokule sıvının görülmesi. Şimdi birinci komponent uterusun değerlendirilmesi. Uterus'un değerlendirilmesi derken kastettiğimiz şey burada bizim adenomyozis. Adenomyozis'in ultrasonografik olarak tanısı için de yine Morphological Uterus Sonographic Assessment, MUSA grubunun yine bir e, tanımlaması var. Şimdi biraz bunlardan bahsedeceğim. Ama önce adenomyozis de hani bizim bildiğimiz kitabı bilgi e, nedir? İşte multiparite ile ilişkisi olan 40 yaş üzerinde işte endometriyumun kronik e, olu işte devam repetitif olarak hasar görmesi işte nedir bu menstruasyonla olabilir ya da işte doğumlarda olabilir. Buna bağlı olarak yapım yıkım hasar sırasında o endometriyum dokusunun e, miyometriumu doğru göç etmesi ve adenomyoz bundan olur. Bu hastalık 40 yaş üstünün hastalığıdır. Değil. Çünkü artık bununla ilgili hem farkındalığımız arttı tanı olarak hem de e, daha çok dinliyoruz herhalde hastalarımızı da. Bu çalışmada 25 yaşı, ortalama 25 yaşındaki kadınlarda bakıldığında e, dismenöresi, işte anormal uterin kanaması olan kadınların %35'ine 3'te 1'inde adenomyozis gayet güzel saptanmış gözüküyor. Adolesanlarda adenomyoziz olur mu? Adolesanlarda adenomyoziz olur. Ee, şöyle ki adenomyoziz e, şöyle, şöyle anlatayım bunu. Burada seçilmiş grup var. İşte dismenörizi olan, şiddetli dismenörizi olan kızlara bakmışlar ve baktıkları zaman adenomyozizin ultrason bulguları %18 e, civarında gözüküyor. Yaşa göre böldüklerinde ise 12-16 yaşlarda %5'inde gözüküyor. 17-20 yaşta baktığımızda %15'inde gözüküyor. 21-25 yaşa geldiğimizde ise %22'sinde adenomiyozis izlenebiliyor. Dolayısıyla adenomiyozis gayet güzel. Adolesan kızlarımızda da gözüküyor. Şimdi bu Musa grubunun tanı kriterlerinden bahsetmeye başlamak istiyorum. Bir kere normalde uterusu sagittal planı aldığımız zaman ön arka çapının birbirine eşit olması gerekir. Bu şekilde eşit değilse buna biz miyometrel asimetri diyoruz. Burada da baktığınızda yine retrovert ön arka çapındaki eşitsizliği görüyoruz. Burada direkt ölçüm yapmamız gerekir. Aradaki oranın birin altında ya da birin üstünde olmaması gerekir. Ya da ön arka çap arasındaki fark 5 mm'nin üzerinde olmaması gerekir. İkinci bulgusu miyometriyel kistler. Bunlar da şu şekilde gözüküyor. Miyometriyumun içinde e, hiper ekojen bir e, duvarı olan gibi diyeyim size. İçinde e, hipo ekojen kistik yapıların izlenmesi. E, bunu kan damarlarından ayırmak için bir color dotlar üstüne koymak lazım. kanlanması yoksa bu miyometriyel kistir. Hiper ekojen adacıklar nedir? Bu da miyometriyumun içinde endometriyum ekojenitesinde Düzenli olabilir, düzensiz olabilir ama miyometriumun içinde e, bu şekilde hiper ekojen adacıkların görülmesi. Bunların endometriyumla direkt bir bağlantısı yok. Burada dikkatle bakacak olursanız, benim acaba gözüküyor mu? Bakın şurada peristaltizmi bile gözüküyor. Bu hiper ekojen miyometriyel odağın. Şurada. Bu kadar net gözükebiliyor. Bu hastada da yine ön arka asimetrisini görüyorsunuz. Miyometriyal e, hiperekojen odacığı da görmektesiniz. Bu yelpaze şeklinde gölgelenme. Burada da işte hipoekojen, hiperekojen, lineer böyle çizgilenmeler görüyoruz. Bu da adenomyozis lehine kullandığımız ultrason belirteçlerinden. Endometriumdan miyometriuma doğru böyle endometriumu e, dik olacak şekilde çizgilenmeler ya da tomurcuklanmalar olması. Burada bu yapılar endometriyumla e, bağlantı içinde. Miyometrial adacıklardan farklı olarak yine bu da endometrial ekojenitesinde gözüküyor. Translezyoner vaskülite şöyle baktığım zaman e, fundus hizasında değişik bir lezyon var. Tanımlayamıyorum ben bunu. Buraya kalırı koyduğumuz zaman lezyonu kesen, endometriyuma doğru giden bu şekilde e, kanlanma görüyor olmakta. Yani translezyonel, lezyonun içinden geçip endometriuma doğru gitmeye çalışan bu akımda translezyonel e, akımı gösteriyor. Globüler olarak otorüsün büyümesi normalde nasıl oluyor? Serviksten sonra ön arka çap yine endometriyel kaviteye paralel olacak şekilde trajeksiyonu oluyor. Ama globüler büyüdüğü zaman serviksten interler geldikten sonra ön arka çarp ciddi bir şekilde birbirinden böyle ayrılırcasına genişliyor. Junctional zone neresi? Junctional zone endometrium ile miyometriumun komşuluğunda. E, inner, inner miyometrium denilen değişik bir bölge. Bu işte implantasyondan da sorumlu, plasentasyon anomalilerinden de sorumlu olduğu düşünülen bölgemiz. hormona bağımlı, peristaltizmi olan Kısım. Junctional zone adenomyosis de e, düzensizleşebilir. Şurada gördüğünüz gibi. Ya da e, junctional zone'un kayıpları, e, arada böyle atladığı yerler olabiliyor. Adolesanda peki adenomyosis olduğu zaman neler gözüküyor? Yine erişkinden bir fark yok. Adolesanda da yine miyometrial asimetre en sık gözüken şey Burada Hypoechoic -striation, striation demiş ama yine bahsedilen şey aynı terminolojiyi kullanmak adına düzelteyim. E, Yelpaze şeklinde gölgelenme, miyometrel kistik alanların görülmesi %50, hiperekojen adacıklar %92'sinde, Junctional Zone bu beni şaşırmıştı sanki böyle Junctional Zone'un bozulması daha ileri yaşlarda olur diye bekliyordum. Ama adenomyozis olan hastaların e, e, yani %47'sinde, şey bulunmuş. Junctional zone'daki düzensizlik izlenmiş. Bu beni oldukça açıkçası şaşırtmıştı. Ve kaç tane bu ultrason bulgularından var diye bakacak olursak çok büyük bir kısmında 3 ve üzerinde. Yani %80'ine yakınında adolesanlarda adenomyosis var denilen hastaların çok büyük bir kısmında 2'den fazla birliktelik var şey, ultrason görüntüsü açısından. Endometriozis adenomyozis biliyorsunuz birlikte dans eden iki hastalık. Adenomyozisin ultrason belirteçleri olan hastalarda, adolesanlarda, hasta demeyeyim genç kızlarda %44'ünde ileri evre ultrasonda endometriozis bulguları var. Birkaç örnek göstermek istiyorum. Bu 17 yaşındaki bir hasta ön arka asimetrisi var gördüğünüz gibi ve e, miyometriumun içinde hiperekoik odacık e, adacıklar var. Junctional zonunda da düzensizlikler olduğunu görüyorsunuz. Orada e, küçük bir çizgilenmesi var ve kalınlaşmış gözüküyor. Bu 16 yaşında küçük kistik anekoik alan dediğimiz miyometriyel kistler. Burada kistik yapı etrafında e, hiperekojen bir e, yüzük gibi bir şey var. Bunu özellikle e, hastanın luteal fazında bakarsanız o hipoekojenin etrafındaki hiperekojen halka daha net gözüküyor. Kalırı koyduğunuz zaman da kanlanmasının olmadığını görüyoruz. Şimdi Musa grubu daha sonra e, hani herkese adenomiyoziz mi diyeceğiz, kaç tane parametre alırsak adenomiyoziz diyeceğiz gibi eleştirilerin arkasından bu bahsetmiş olduğu ultrason belirteşlerini direkt ve indirek olarak ayırdı. Direkt olanlar direkt e, işte miyometriyel kistler, miyometrium'da gördüğümüz hiperekojen adacıklar, ve ekojenik subendometriyal e, çizgilenme ya da tomurcuklanma. Asimetrik kalınlaşma sonuç, globüler büyüme sonuç, e, işte fan shaped shadowing dediğimiz yine sonuç, translezyonel vaskülörüce sonuç, junctional zondaki farklılaşma yine sonuç. indirek bir bulgular. Dolayısıyla direkt bulgular olmadan sadece indirek bulguların varlığında şüphede kalınması gerektiğini söylüyor. Ee, yine arada kaldığımız bir durum varsa Junctional Zone'a bakın diyor. Eğer Junctional Zone'unuz sizin düzgünseliyor diyor e, ve indirekleriniz var, bulgularınız var, direkt bulgunuz yoksa çok adenomiyozizle yine düşünmeyiz istiyor. Peki burada ne görüyoruz? En ön arka çap arasında asimetri olan bir ultrason görüntüsü var değil mi? arka duvarda bir daha fazlalık var ön duvara kıyasla arka duvar daha kalın 10 dakika sonra aynı hasta ne görüyoruz tam tersi ön tarafta kalınlık artışı var arka taraf daha ince gözüküyor benim başıma geldi bu aynı hasta isimlerini kapatmak durumunda kaldım bu hastada ön arka asimetri var Virgo bir hastaydı 19 yaşlarında Yanlış hatırlamıyorsam adenomiyoz düzmi var mı diye atlayıp hasta o sırada rektal ultrasonu kabul etmediği için MR çektirdim. Gördüğünüz gibi aynı hasta olduğuna inanmak mümkün değil. Gözlerime inanamayıp hastayı ikna edip rektal ultrasonu aldığım zaman e, bu işte ertesi gün falan gibi oluyor diyeyim size. Şu en solda gördüğümde bunun arasında daha kadar fark var. Bu bize neyi gösteriyor? Miyometrium kontrakte olur. Bu normal fizyolojik değişikliği. Tek başına asimetri gördüğünüzde işte hemen adenomiyozis tanısını koymamak lazım. Bir acelemiz yok. Hasta gelsin dolaşsın bir 20-30 dakika sonra tekrar bakın. Çünkü bu miyometriumun geçici kontraksiyonları size bir hastaya fazladan adenomiyozis tanısını koyup bu sefer gereksiz benim yapmış olduğum gibi MR'a kadar gitmesine gerek yoktu bu hastanın. Gereksiz girişimlere ve endişeye sebep vermemek gerekiyor. Peki birinci komponente devam ediyoruz. Oturusa baktık, kaldık. Adenomiyozize baktık. Şimdi over'e geldik. Over'de endometriomayı Görüyoruz endometriomayı herhalde tanısını koymakta kimse zorlanmaz. Unilocular bir kistir. İçi işte homojendir. Düşük ekojen, düşük dereceli eko vardır içinde. buzlu cam görüntüsü vardır. Solid komponenti genellikle yoktur. Genellikle vasküler de değildir. Ama yaş ilerledikçe değişebiliyor. Burada ne görüyoruz? Dişli çark görüntüsü. Bu bize hidrosalpings lehine ya da burada görüldüğü gibi hemen overin komşuluğunda tübüler bir yapı içinde sıvı sıvı seviyesi var. Sıvı sıvı seviyesinin gözükmesi e, içinde bir kan olduğunu gösteriyor aslında hiperekoik bir kana bağlı olarak bu şekilde gözüküyor. Bu hematositing hematositing de endometriozisin indikatörlerinden bir tanesi. Peki derin infiltran endometriozis Hangi alanlarda olabilir? Mesanede, üreterde, bağırsakta, sakroterinde, vajende, rektovajinal septumda hepsinde tabii ki doğru cevap hepsinde. Şimdi ikinci komponentimiz derin infiltral endometriozis nodüllerini aramaya başlamamız gerekiyor. Vajina serviks oturusu birleştirecek şekilde buradan geçecek şekilde hayali çizgi ön ve arka diye ayırdık. Anterior'a bakacağımız zaman, anterior kompartmana bakacağımız zaman anterior vajinal fornix'i kullanıyoruz. Posterior kompartmana bakacağımız zaman probu posterior vajinal fornix'e doğru açılandırmamız gerekiyor. Genellikle zaten nodüllerimizde posterior kompartmanda oluyor. <laughs> Bu pembe çizgi de Douglas'tan, Douglas'ın e, kaplayan peritonun en inferioru dan geçen hayali bir çizgi çiziyoruz. Ondan sonra buradan bu çizginin ne işe birazdan konuşacağız. Ön kompartmana baktığımızda bir kere mesanenin bir miktar idrarı olması lazım. Bombaş olmayacak çok dolu olması, olmaması da gerekiyor. Trigon e, orifislerin olduğu yer. Üretral açıklığın o ilk 3 santiminde oluyor burası. Pembe ile gösterdiğimiz mesanenin tabanı Kırmızı ile gösterdiğim kısımda mesanenin taban kısmı, e, tavan kısmı oluyor. Ve e, üreterleri, orifislerinden e, takip etmek gerekiyor ve mutlaka böbreklere bakmak gerekiyor hidronefroz açısından. Posterior kompartmana geldiğimizde ise bağırsak e, ne yaptık? çizgilerimizi çizdik. Serviks'in en inferiorunun altı en inferiorunu kahverengi ile gösterdik. Peritoneal Douglas'ın en inferiorundaki peritoneal katlantımıza diyeyim. Onu da pembe ile gösterdik. Bunun altı yani Douglas'ın altı olan kısma biz low anterior rectum diyoruz. Burası laparoskopte gözükmüyor. Dolayısıyla sizin burada bir lezyonunuz varsa siz laparoskopte baktığınızda eğer orada olduğunu bilmiyorsanız daha derine inmeyeceğiniz için buradaki lezyonu atlayabilirsiniz. Upper anterior dediğimizse buradan uterusun açıkçası fundusuna kadar geçiyor. Recto sigmoid de uterusun fundusuna e, pardon anterior rectum dediğimizde e, lower anteriorum yani o Douglas'ın çizgisinden cervix'in internal osunun posterioruna kadar gibi geliyor. Recto sigmoid buradan fundusa kadar anterior sigmoid de fundusun üstü oluyor. Rektovajinal dediğimiz alanda da posterior vajinal fornix ve rektovajinal septumu göreceğiz. Şimdi onları birazdan geçeceğiz. Şimdi derin infiltran endometriozizi e, aramamız lazım ki görelim. Şimdi burada ne görüyoruz? Endometrioma var. Konu kapandı mı? Değil. Hastalık multifokal ve tek başına endometriyomanın olma olasılığının düşük olduğunu her zaman kafamızda tutmamız lazım. Burada endometriyomanın arkasında gayet güzel mavi okla göstermiş olduğum bir nodül var. Birazdan nereye ait olduğunu konuşacağız. Şimdi derin infiltran endometriyoz nodülleri genellikle sarı halkanın içinde olduğu gibi hipoekojen yani siyah gözüküyorlar. Lineer olabilirler, yuvarlak olabilirler, düzenli kontrolleri olabilir, düzensiz olabilir. Genellikle ya vasküleritesi yoktur ya da çok hafif bir vasküleritesi vardır. Bunu da, e, nodülleri gördüğümüzde üç ortogonal planda ölçmemiz gerekiyor. Yani X, Y, Z eksenlerinde ölçmeliyiz. Lokasyonunu bu idea grubunun kine kabul ediyorsak hani standartize etmek için ona göre bildirmemiz gerekiyor. Genellikle de fibromüsküler dokuları tutuyor. O yüzden sakroterinde ve bağırsak muskularis propria'sında daha çok görüyoruz. Şimdi anteriore birazcık daha derinlemesine bakalım. Burada şu sarının içindeki e, bizim gayet güzel bir nodülümüz. Mesane dediğim gibi boş olsaydı eğer o benim gözümden kaçabilirdi. O yüzden bir miktar dolu, dolu olması lazım. Ama çok da dolu olmaması gerekiyor hastanın muayenesini kolaylaştırmak için. Hemen gördüğünüz gibi uterusun önünde bir nodül. Bu başka bir nodül. Genellikle ön kompartmanda mesane tutuluyor. %85 mesane ile birlikte. Burada tabii ki üreterel orifislerden olan uzaklığı çok önemli. Çünkü e, buraya ne kadar, trigona ne kadar yakınsa ameliyat sonrasında e, bir ameliyat gerekecek olursa tabii ki e, işeme bozukluklarının olma olasılığı o kadar fazla oluyor. Bu hastalarda sık idrara gitmek, e, dizüri, hematüri, ıı, açık ıı, steril idrar kültürleri verilen ama dizürisi olan hastalar şeklinde gelebilir. Adolesanlarda da olabilir. Olmaz değil. Bunu da aklımızda tutmamız lazım. Burada ıı, yıldızımsı şey bizim mesanedeki ıı, endometriyotik nodülümüz 3 boyut ultrason yaptığımızda da neredeyse sistoskopi yaptığımızdaki göreceğimiz görüntüyü görebiliyoruz. Üreterler dediğim gibi orifislerinden itibaren takip edilmesi gerekiyor. Sarı çizgiyle göstermiş olduğum nasıl yapıyoruz? Probu bacağın bayağı laterine doğru açılandırmamız gerekiyor. Mesaneyi buluyoruz. Mesanede çıktığı yerden izleyip yukarıya doğru gidiyoruz. Mutlaka böbreklere bakılması lazım. Bakın bu bir yine üreter ve hidre, hidro, üreter olmuş. Bu hastanın böbreklerinde ileri evre hidronefroz vardı ve hastanın böbrekleriyle ilgili hiçbir şikayeti yoktu. Posterior kompartmanı araştırmak gerekiyor. Bakın burada hemen serviksin arkasında fokal hipoekojen bir nodüler bir kalınlık artışı var. Acaba bu nedir? Şimdi birazcık buna eğilelim. Şimdi bağırsak en sık gördüğümüz tutulum yerlerinden bir tanesi. Biz bağırsağı kestiğimiz zaman görüntümüz nedir? Şurada longitudinal olarak baktığımızda serozası var. Serozasının hemen altında zaten serozasında sınırlı kalıyorsa superficial diyoruz. Superficial yüzeyel diyoruz. Muskularis ve ötesine geçtiği zaman derin infiltran diyoruz. Muskuler tabaka daha sonra mukoza, submukoza ve lümen var. Bu anterior kısmı. Posterior de aynı şekilde gidiyor. Submukozası var, işte mukozası var, muskularis var, serozası var. Burada gördüğümüz bizim kırmızı okla gösterdiğimiz şu siyah gördüğümüz hipoekojen alan bağırsağın muskularis propriası. Şimdi nasıl gözüküyorlar? Bu şekilde hipoekojen gözüküyor. Normal muskularis propria. Peki nodül nasıl gözüküyor? Nodüllerde yine bu hipoekojen alanda hipoekojen gözüken muskularis propria'nın düzenliliğinde bir bozulma var. Yani burada bir kalınlaşma, bir e, birkaç resim daha göstereceğim. Şey, bağırsağın da beraberinde çekilmesine bağlı olarak bu hipoekojen alanın yanında böyle hiperekojen çizgilenmeler görebiliriz. Unutulmaması gereken şey bir tane nodül bulduysanız onun bir komşusu bir şeyi vardır. %55 birden fazla olur bağırsaktaki e, nodüller. Dolayısıyla birini bulmak buldum diye sizi rahatlatmasın. Nasıl gözüküyorlar? Dediğimiz gibi işte az önce hipoekojen kalınlık artışı var. Bazen hiperekojen bir fokusona eşlik edebilir, etmeyebilir. Birkaç tane örnek göstermek istiyorum. Bu en üstteki bizim normalimiz. Onun yanında bunlar işte farklı yapılara benzetilerek çok farklı olabiliyorlar. Burada gördüğünüz gibi işte kuyruklu yıldıza benzetilebilir. Burada kocaman mantar başı dediğimiz bir nodül var. Bakın hemen yanında bağırsak çekilmeleri var. O çekilmeleri burada görüyorsunuz. Burada yine bir başka nodülümüz var. Yine bağırsakta çekilme var. Bunların bir kısmında işte sıvanmış kol görüntüsü diyen var. İşte kızıl e, kızıldereli şapkasına benzetenler var. Dolayısıyla burada nodüller birbirlerinden farklı gözüküyor. Ama ortak şeyi muscular propria ince siyah bir yapı olarak gözükmesi gerekirken burada bu hipoekojen alanda kalınlık artışı gözüküyor. Burada gözümüzü açmamız gerekiyor. Burada ne var? Burada e, yine hipoekojen bir kalınlık artışı var. Burası bağırsak, e, low, low anterior rectum. Bunun yalnız dikkat edersek devamı geliyor. Rektovajinal septuma ve vajen duvarına doğru ilerliyor. Peki rektovajinal alan ne? Rektovajinal alan bizim peritoneal e, gördüğümüz, laparoskopta gördüğümüz peritonun altında kalan kısım oluyor. Sarıyla boyamış olduğum yer e, rektovajinal septumumuz rektovajinal septum vajenin posterioruyla e, rektumun anterioru arasında kalıyor. Tek başına rektovajinal septumda olma olasılığı genellikle düşüktür. Nodüllerin genellikle rektum artı rektovajinal septum, rektovajinal septum artı vajina ya da hepsi birden olacak şekilde üçü birden tutulabiliyor. Septomlar dismenöre, disparöre ve ilişki sonrası kanama şeklinde. Bakın probun içine ekstra jel koydum. O jel koyduğum için o görüntüm var. Tekrar oynatmak istiyorum. Bu vajinanın görüntüsü hipoekojen, rektovajinal septum. Bu ince beyaz çizgi hiperekojen olan da rektovajinal septumum. Şurada gördüğünüz gibi burası vajina, Kırmızı ok, vajina, yeşil oksa ok rektovajinal septum. Vajina ile e, rektumun arasındaki katma. Posterior vajinal fornix nasıl gözüküyor? Yine probu posterior vajinal fornix'e doğru açılandırdığımız zaman normal görüntüm bu pembe. Sağdaki ise bakın ne oldu? Yine burada hipoekojen düzensiz kalınlık artışım var. Şu bölge burada nodülüm var. Zaten bu hastada size probu probla palpe ettiğinizde o bölgeyi hasta zaten sizi oraya yönlendiriyor. Bu 18 yaşında sağ alt kadran ağrısı olan hastamız. Buraya baktığımızda ne gördük? Endometriomasını gördük. İçinde bir tane nodüler bir yapı var ama bunu hareket ettirdiğinizde zaten o da oradaki sılaç kalıntılardan dolayı olduğu için e, serbest bir şekilde hareket ettiğini görüyoruz. Ama daha dikkatli baktığımızda ne dedik? Endometriomanın tek başına olma olasılığı daha düşük. O overin serviksin hatta söylediğim serviksin arka kısmında böyle hastayı da rahatsız eden bir yapı görüyoruz. Burası torus törünüz. Yine burada da hipoekojen bir nodül var. Sakroten ligamanlar yine posterior kompartmanda ya da endometriozizde genel olarak en sık tutulan yer. sakroterin ligaman nereden? İşte serviksin posteriorundan çıkıyor. rektumu etrafından daha sonra da işte sakral vertebraya bağlanıyor. Torus uterus sağ ve sol sakroterin ligamanların birleştiği yer. Sakroterin ligamanın kendisi hiper hiperekojen yani beyaz gözüküyor. Nodülleri de iki şekilde gözükebiliyor aslında. Ya kalınlık artışı ya içinde bir nodül. İçinde nodül varsa çok güzel gözüküyor açıkçası. Kalın bir sakroterin ligaman bembeyaz zaten gözüküyor. İçindeki nodül de siyah gözüküyor. Siyah beyaz gayet kolay ayırt edilebiliyor. Şimdi bu hani bakmayı birazcık hani gözümüzün alışana kadar ki kısmında böyle hastanın ovülasyon döneminde sağlıklı gelen hastalarda sırf pratiğimizi arttırmak adına diyorum ya da e, adet döneminde ya da ovülasyon döneminde bakarsak bir miktar batın için o sırada sıvı olduğu için bakın çok rahat bir şekilde şurada sarı çizgide gördüğümüz bu sakroterin ligaman posteriora probu açılandırıp sonra e, hafif bir rotasyonda görebiliyoruz. Bakın bu anormal. Şuradaki kalınlık artışı. Bir şuradakine bakın. Üsttekine bakın. Bir alttakilere bakın. Ee, burada bir kalınlık artışı var. Yine zaten hasta sizi orada uyarıyor. Ne yapıyorum? sagittal pozisyonu aldım. Rektuma doğru, posteriora doğru açılandırdım probumu. Açılandırdıktan sonra vajen duvarını gördüm. Üstündeki Douglas peritonunu buldum. Bulduktan sonra 45 derece Yavaş yavaş bir bir taraftan bir süpürme hareketiyle biraz da rotasyonla hareket ettirdiğim zaman ben sakroterin ligamanı beyaz beyaz görüyorum. Bakın burada o beyaz beyaz gördüğüm sakroterin ligaman bu iki beyazın arasında. Dikkatimizi çeken bir şey var mı? Ortada bir siyahlık var. Burada oradaki nodülümüz. Burada görüyor muyuz? Bakın burada yine sakroterin ligaman beyaz beyaz gözüktü. Ne var? Bir tane nodülümüz var. Bu burada bitmiş mi? Bitmemiş. Devamında bağırsakla devam ediyor. Bir bağırsak nodülü var. Peki ultrason, pervik ultrason statik bir şey midir? Değil. Dinamiktir. Nasıl? Şimdi biraz sliding'den bahsedelim. Serviksin posteriorundaki rektumla uterusun arkasını, fundusun arkasındaki rektumun benim hem elimdeki baskıyla hem de probun baskısıyla rahatça bağırsağın otorüsünün arkasından boylu boyunca kayıyor olması gerekiyor. Pozitif demek normal demek burada. Negatif demek burada gördüğünüz gibi bakın her şey amblok beraber hareket ediyor. Edemiyor daha doğrusu. Posterior cervix, rectum hepsi birlikte birbirlerinin üzerinden kayma hareketi yok. Bu negatif demek. Negatif sliding sign da Bizim Douglas obliterasyonumuz açısından bize uyarıcı olması gereken bir şey. Douglas'ın obliter olması ne demek? Sizin tanı yani tanımıyor olsanız da biraz çünkü vakit geçmesi gerekiyor nodülleri tanıyabilmek için. Ama sizin hani burada bir bağırsakta nodül olabilir, endometriozis olabilir diye dikkat etmemiz gerekiyor. Soft markırlardan bahsetmiştik. Bu özellikle adolesanlarda çok önemli. Çünkü hem hızlı bitirmeye çalışıyorsunuz e, ultrasonunuzu dolayısıyla sizi e, endometrizin olduğu yerlere hızlıca götürecek bir şeye ihtiyacınız var. Bu site spesifik tenderiniz yani probu siz palpe etmek için kullanıyorsunuz gibi düşünün. Hastanın ağrısının olduğu yerlerde tabii ki muayeneye başlamadan önce size geri dönüş yapmasını istiyorsunuz ve hasta ağrısının olduğu yerlerde size geri dönüş yaptığında ter nırnız gayret o bölgeye daha dedike bir şekilde bakmanız. Overler mobil mi değil mi diye bakmak gerekiyor. Lokile bir sıvı var mı yok mu bunu değerlendirmek gerekiyor. Bu 19 yaşında alt kadran ağrısına gelen bir kız baktığımızda neyi gördük? Orada bağırsakta bir nodülü gördük ve bunun sakroterin bağırsak kısmını kahverengi okla gösterdim. Pembe okla da ligaman. Bakın ne kadar kalın ve içinde kocaman bir nodül var. Hemen overin kenarında sıvı lokülasyonunu görüyorsunuz. Ve bu overi hareket ettirmeye çalıştığımızda overin o nodüle ile birlikte amblok bir kitle yaptığını ve mobil olmadığını görüyoruz. görüyoruz. Ve hasta da zaten bize fokal olarak oradaki hassasiyetinden belirtiyor. Ee, kissing ovaries illa ileri yaşlarda görülmek durumunda değil, gençlerde de gözükebilir. Bunu görmüş olmanız sizin derin infiltre endometrioz açısından %80-90 sizi uyarıcı olması gerekiyor. Özetleyecek olursak, uterus adnexi değerlendirirken adenomiyozis bulgum var mı? Buna bakacağım. Endometriyoman var mı? Overime bak overe bakacağım. E, var mı? Yani adnexleri değerlendirdim. Nodül var mı derin infiltran nodül? Mesaneye bakacağım. Bağırsağa bakacağım, vajen'e bakacağım. Posterior vajinal fornix'e bakacağım. Sakrotubern ligamana bakacağım. Sliding sign'ımı değerlendireceğim. Rektum hareket ediyor mu? Serviks'in arkasından e, uterusun arkasından hareket ediyor mu buna bakacağım. Soft marklara bakacağız. Sert spesifik terimleri için organlar mobil mi değil mi? Overe bakacağım ne uğraşıyorum bunlarla MR'ı isteyeyim. Baksınlar bana raporu yazsınlar bakayım diyecek olursanız. MR bu da eee ama yayınlanmış. Adolesanlarda işte e, ileri dismenoresi olan hastalara bakıyorlar 300 tane hastayı alıyorlar. Bakın 12 yaşındaki bir dismenoresi olan genç bir kızda %16 endometriozis. Yaş ilerledikçe artıyor tabii ki. %25, %28. Gördüğünüz gibi 18 yaşından sonra da ciddi bir şekilde hani gittikçe de artıyor. Ama hani genç, yani genç değil, bir çocukta bile endometriozis olabilir. <laughs> baktığımızda şöyle bu yaş grubunun, 12-20 yaş grubunun ortalamasına baktığımızda dismenöresi, ağır dismen olan çocukların %39'unda derin infiltran endometriozis ya da endometrioma var MR'da. %17'sinde adenomiyozis var. Eğer MR bulgusunda adenomiyozis varsa, bu adenosanlarda %88 derin infiltran endometriyozis eşlik edebilir diyor bu çalışma. Tabii ki burada nasıl ultrason operatöre bağlı bir şeyse, MR da hani çok ütopik topik bir teknolojisi vesaire olabilir ama sonuçta okuyanan bağlı. Burada işte yeni bir mezunun Deneyimiyle bir süredir bu işe uğraşana ve bu işin Gandalfını karşılaştırdığınız zaman e, endometriozisin tanısının ne kadar farklılaştığını görebilirsiniz. Arada çok büyük fark oluyor. Biz de kendimiz de görüyoruz. Bize gelen raporlardan ya da bizim e, kendi radyologlarımız arasında bile farklılıkların olduğunu görebiliyoruz. Özellikle bu işe dedike olun bununla ilgilenenlerin. Çin'in değerlendirmesi çok farklı. Dolayısıyla MR'a gönderdim hiçbir şey yokmuş deme şansımız yok. Yine iş bize düştü. Kısaca özetleyecek olursam sizleri umarım çok sıkmamışımdır. Özetleyecek olursam adolesan popülasyonunda da jinekoloji polikliniğine gelen o veya bu sebeple görülme sıklığı %10, erişkin kadında da %10. Dismenöre şikayetiyle geldiği takdirde transrektal ya da transvajinal ultrason yaptığımızda endometriyoz bulma olasılığım %35. MR yaparsam %39. Bakın eğer iyi bir ultrason yaparsanız MR'a e ihtiyacınızın olmadığını burada görüyorsunuz. Adenomiyozis dismenöresi olan genç bir kızda %18 gözüküyor. Transrektal transvajinal MR'da %17. Çok güzel yani MR'la çok paralel olacak şekilde düzgün ultrason yaparsak hem ee, Ek bir maliyet getirmemiş oluruz. Hem orada da radyoloğa bağlı kalmamış oluruz. Kendimizin öğrenmesi şart. Hele ki endometriozisi varsa %51'inde 50 olabiliyor. Adenomiyozisi varsa da 45 ile 88 arasında endometrioz olabiliyor. Bu iki hastanın birlikte olabileceğini de unutmamak gerekiyor. Nasıl yöneteceğiz? Aslen en önemli şey herhalde tanıda gecikmemeyi hedeflemek asıl yönetim olması gerekiyor. Çünkü ne kadar genç yaşta semptomlar başlarsa tedavi, tanıya tedavi bırakın tanıya kadar giden sürede bir o kadar uzun oluyor. Yani şikayetleri 9 yaşında başlamış bir yani 9'da çok şey oldu. 12 yaş diyeyim size. 12 yaşta başlamış bir kişinin ortalama bekleme süresi tanısı geçene kadar çok daha uzun. Daha ileri yaşlarda şikayeti başlamış olanlara kıyasla. Dolayısıyla santral sinir yani santral sinir sistemi sensitizasyonu gelişmeden ve bu çocuklar bu kadar ağrıyı çekmeden bilemiyorum hani laparoskopide erken işte adolesanda bu şekilde gözüken işte clear looking beyaz işte pembe gözüken lezyon buna dönüşüyor mu yani benim burada tedavi tanımı koymamda gecikmiş olmam bunu engeller mi bilemiyorum ama bir etkisi olabilir mi? Soru işareti. Yani erken tanı koysaydım buna dönmez mi diye Bilemiyorum ama hipotetik olarak bakınca bu ötopik endometriumun peritoneal kaviteyle buluşmasına engelleyecek bir şey yapmış olmak belki bunu engelleyebilirdi. Tedavinin amacı semptomları yani şöyle endometriyozinin kronik bir hastalık olduğunu kabullenmek lazım ve bunu bu şekilde anlatmak gerekiyor. Adresana da bunun bitmeyeceğini, nasıl şeker hastasının, hipertansiyonu olan bir hastanın hayatı boyunca bir hastalığı varsa endometriyoz de bu şekilde. Bizim yaptığımız şey semptomatik olarak hastayı rahatlamak, hastalığın progresyonunu süprese etmek ve gelecekteki fertiliteyi kar korumak. Adelosan hastada hedef bu. Medikal tedavi yani tedavi kısmına çok az gireceğim. Çok vaktim kalmadı zaten. E, siklik kullanım kontinüs karşılaştığında kontinüs daha iyi ağrı, ağrıyı kontrol ediyor. Beraberine nastroit eklenebilir, eklenmeyebilir. ihtiyaca göre progesteron içeren e, ilaçlar verilmesi bir süreliğine düşünülebilir ama bir taraftan adolesanların kemik mineral densitesini de e, düşüren bir tedavi progesteron dolayısıyla birinci tercih değil. Etonogestrel Etanog subküten progesteron Bununla ilgili adolesanlarda yeteri çalışma yok, çalışma yok ama bir olasılık düşünülebilinir. Cinsel aktif olanlarda e, levonorgestrel içeren IUD düşünülebilir. Genereal agonist 16 yaş altında yine verilmiyor aynı sebepten dolayı. Kemik mineral densitesi açısından veriliyorsa da mutlaka yanına bir etmek vermek gerekiyor. Ağrı kesici olarak e, acokun önerdikleri bunlar. Genellikle Doz olarak düşük dozlar alınıyor. Bu e, tablo göz önüne alındır, alınarak nonsteroidlerinin e, dozları ve sıklığı anlatılabilir. Hastalara cerrahinin amacı nedir? Bu Bülent abinin bir slaytıydı. Bir cerrahinin amacı ya hayat kurtarmak olması lazım ya e, suffering yani acı çekmeyi azaltmak için olması lazım ya da bir deformiteyi düzeltmek için olması lazım. Hayat kurtarma kısmı burada görmüş olduğunuz bir endometriyomanın malignansi ile ilgili bir ciddi şüphesi olursa burada ameliyat edilmesi gerekiyor. Medikal tedaviye dirençli her türlü tedavi denendi ama hiçbir şekilde ağrı kontrol edilemiyorsa düşünülebilir. Ya da bir bağırsak ya da bir mesane ya da üretere baskı yapan bir endometriyoziz olup bu bizde organla ilgili bir şeye sebep olacak olursa işte yani bağırsak tıkanması, işte hidronefroz vesaire gibi. Laparoskopi yaptığınız zaman bu lezyonların çıkarılması ile ilgili problemler neler? Bir kere bu lezyonlar e, berrak olduğu için veziküler gözükenler var. Bir kere hani hepsinin tanısı yapılması çok kolay değil. Radikal olarak hepsini soyalım, çıkartalım bütün peritonu dediğiniz zaman süper yüzeyel bir endometriozis. Siz bu sefer e, ileri bir adezyon formasyonuna davetiye çıkartmış oluyorsunuz ve e, genç kadınlarda yapılan çalışmalarda da adolesanlarda da endometriozis'in cerrahisinden sonra rekürens olasılığı 5 yıl içinde %40-50'lerde. Bu son slaytım. Bu işin uzun soluklu olduğunu unutmamak lazım. Belki ilk başlarda bu İtalyanların ah İtalyanların yaklaşımı İlk aylar, ilk zamanlarda 3-6 ayda bir hastayı görmek, medikal tedavi verdiğimizde her defasında hastanın şikayetlerini değerlendirmek, 3-6 aylık aralıkta kontrol altına alındıktan sonra yıllık kontrollere mutlaka çağrılması, hastalığın ilerliyor mu, klinik olarak, sonografik olarak ne oluyor? Tedavi de yine buna göre hastanın almış olduğu işte ilaçların yan etkileri hepsini konuşma vakti de ayırarak uzun bir ee, ne diyeyim? Zaman ayırarak yaptığımız bir randevuda görüşmek gerekiyor. Dediğim gibi bunun e, uzun soluk bir hastalık olduğunu unutmamak gerekiyor ve tedavi edilemez olduğunu da unutmamak gerekiyor. Çok teşekkür ederim. Ben sabrınıza. Hakan ben sharing'i kapattım değil mi? Teşekkür ederim. Sarpinçsiz ismiken uduza gördüm mü? Adolesanlarda görmedim ama erişkin hastalarda gördüm. Retrovert otoristlarda yine görüntü elde edilebiliyor. Onlarla ilgili olarak sadece... Önünüzü arkanızı bir oryanta olmak gerekiyor. Ee, orada eğer oryantasyonunuzu kaybedecek olursak yine mesaneyi alabiliriz bir mihenk taşı olarak. Oksesin reseptör ekspresyonunun artış olduğu tespit edilmiş. Bu kadınlarda genetik oryantasyonu daha fazla oksitosin reseptörü olabilir mi? Evrimsel açıdan postpartum kanama nedeniyle ölmemeleri sağlayan gelin. Bülent bilemedim bunu yani oksitosin reseptör ekspresyonu. Şöyle söyleyeyim. Şimdi bu çalışmalardan bir tanesinde MR'da e, peristaltizm de bakmışlar ve adenomiyozize olanlarda daha fazla peristaltizm olduğunu göstermişler. Ama hani bunun oksitosin reseptör ekspresyonu ile ilgili olan kısmını moleküler kısmını çok bilmiyorum. Ama moleküler kısım olarak baktığımız zaman e, endometrioziz, adenomiyoziz buradaki e, moleküler o mutasyonlar vesaireler yine benzer mutasyonlar var, benzer e, moleküler değişiklikler oluyor. Dolayısıyla aslında aynı hastalığın aynı gelpazesinin içinde olduğu düşünülüyor. Vastikor zehirinin üzerinde olan hastalarda tabii ki hani transrektal ultrasona ikna edemiyorsak yapacak bir şey yok. Transabdominal ultrasonla baktık bir şey görme olasılığımız yani endometrioma olmadığı sürece vardır ya doktor diyemiyoruz. Ama endometrioma olmaması az önce de gösterdiğim gibi sizlere e, yoktur dedirten hani başka bir pelvik endometriozis yoktur dedirten bir durum değil. Dolayısıyla hani ampirik olarak başlamak tabii ki yapılabilecek bir şey ama hani hastalığı takip edebilmek açısından lezyonun progresyonunu görebilmek açısından yerini bilirsek o iyi olur diye düşünüyorum. Ben çok teşekkür ederim. Adresanlarda OKS Menopoza kadar verilebilinir. Hani adolesanlarda o kase vereyim, keseyim, ara vereyim gibi bir yaklaşım yok. Ee, o da tabii ki toplumsal olarak benim de çok zorlandığım bir şey. Çocuğum şimdi hormon mu alacak? Evet. Yoksa çocuğun e, ağrısından dolayı bu iş bir süre sonra biliyorsunuz e, devamlı ağrı merkezi beyinde uyarıla uyarıla artık küçük bir uyarı gelse de uyarıyı daha fazla hissediyor. Uyarıya sebep olan nodül çıkarılsa bile santral sensitizasyon olduktan sonra odak olmasa bile beyin orada hala ağrı odağı var gibi düşüp ağrı oluşturmaya devam ediyor. <laughs> Miyometriumun içinde endomiyoma, yani miometriumun içinde adenomyoma mı demek istedik. Miyometriumun içinde adenomyoma görülebilir. E, hatta onların kistik değişiklikleri bile olabiliyor. ağrı şikayeti yokken progresyonu engellemek için medikal tedavi bu da çok tartışmalı açıkçası ama hani mantık olarak baktığımız zaman eğer endometriozisin sebebi retrograd e, menstrual kanın buraya gelmesi ise pelvik boşlukla buluşmasıyla ise endometrial hücrelerin çünkü bu endometrial hücrelerin işte bir takım mutasyonları var biz bunları pelvisle tanıştırıyoruz. Bunu engellemek adına yapılabilir. Ama benim bildiğim şöyle bir çalışma yok. Hani ağrısı yok. Ee, bir kısmına OKS verdik. İşte laparoskopiyle baktık. Tam yerini gördük. Ya da ultrasonla baktık. Bir kısmına OKS vermedik. Hastalığın progresyonunda bir değişiklik oldu mu olmadı mı böyle bir çalışmadan haberim yok. Hangi doğum kontrol yapını tercih ediyorsunuz? Yani şu anda piyasada dünyada o kadar çok çeşit doğum kontrol yapı var ki hiçbirinin birine üstünlüğü kanıtlanmış değil. Dolayısıyla hangisi elinizin altındaysa hangisi kolayınıza geliyorsa o. Tabii ki hani farklı preparatlarda bazen yan etkiler açısından değişiklik yapılabilir. İçindeki östrojen miktarı değişebiliyor. Bu yan etkiler içinde işte yine hastayla görüşerek dediğim gibi ilk başladığınızda özellikle hani al bu ilacı bir sene sonra gel demektense 3 ay, ay sonra gel, bir sonrakine altı ay sonra gel, bir sonrakine bir sene sonra gel gibi yapılabilir. Trifazik OKS de olur. Bir tane preparat var zaten Türkiye'de. Trifazik OKS olur. Yani guideline'ların söylemiş olduğu şey de dediğim gibi hani birinin diğerine kesinlikle bir üstünlüğü vardır diyemeyiz. O yüzden elinin hangisini kullanmak isterseniz yan etki profiline göre bakıp kullanabilirsiniz. Başka soru. yönge için dediğim gibi adolesanlarda progesteron kullanımın yani bu grup ilaçlardan diyeyim çok memnun olmuyoruz açıkçası çünkü kemik mineral danstesi ile ilgili etkilerinden endişe ediyoruz Dolayısıyla okS'yi daha çok tercih ediyoruz. İçinde sürekli progesteron yok ama Barış'ın söylediği kanama miktarını azaltsa da aynı etkinlik olur mu acaba? Benim en çok merak ettiğim çalışma trifazikte monofazik randomize kontrol çalışması. Evet. Enteresan kısmı endometriyozda niye gecikiyoruz çalışması yığınla var ama da endometriyozis tanısı tedavisi ile ilgili randomize kontrollü çalışma bulunamıyor diyeyim. Yani herkes prospektif olarak böyle yaptım şeklinde. Herhalde çok etik olmaz bir gruba tedavi ver, bir gruba verme. Ama hani öbür taraftan da ikisi de kullanılabilir ilaçlar için bir diğerinden daha iyi midir? Tabii ki yapılabilir. Ben ilginize çok çok teşekkür ederim bu saate kadar kaldığınız için de. Umarım bir faydası olmuştur. Ee, herhalde burada bizim en çok konuşmamız gereken grup pediatristlere de bilgi vermek gerekir. Sadece bizim değil çünkü bu adolesan grubu daha çok pediatriste gidiyor. Bize ancak işte cinsel aktif olduktan sonra başvuruyor ya da ciddi bir adet bozukluğu olduğu zaman geliyor. Hani 14-15 yaşındaki genç bir kız e, bu kızın işte dismenörüsü var diye bana bugüne kadar pediatristen bir konsültasyon gelmedi açıkçası hep bu işler normalize ediliyor. Çok teşekkür ederim. Umarım farkındalık artmıştır. Umarım biraz daha transrektal ultrasonu kullanabiliriz diye düşünüyorum. Çok teşekkür ediyorum. Ben Hakan kapatıyorum. Uygun mudur? Tabii olabilir. Çok teşekkürler. Çok çok sağ olun. Görüşmek üzere.